arkadaşlar. Evet, bugün elektronikler serimizin ikinci üyesi olan Mi Xiaomi Scooter Pro 2 onu tanıtacağız size. Birinci bölümümüzde drone'umuzu şey yapmıştık. Evet, birinci bölümde drone anlatmıştık. Şimdi de ikinci bölümde de size elektrikli scooter'ımızı anlatacağız. Kutu açılışını yapacağız birlikte. Özelliklerini anlatacağız. İşte önceki versiyonlarla aralarındaki farkları konuşacağız. Ondan sonra şimdi başlayalım o zaman. Tamam. Öncelikle kutumuzu açalım. Büyük bir kutusu var. Aparatları falan olduğu için içinde. Asistanım Efe de bize yardımcı olacak. Evet. Şimdi şöyle. Sen açmak ister misin? İsterim. Hadi bakalım sen aç o zaman. Yardım. Ben yardımcı olayım sana şöyle. Böyle açıyoruz. Scooter'ımızı açtık. Evet. Burada şeyler yazılı. İşte dikkat edilmesi gereken şekilleri. Hı-hı. Montajı. Şey, şarj şeysi. Aynen. Evet. Şimdi bir şöyle ve... yapalım. Ve... Tam. Güzel bir ambalaj yapmışlar. Ne demek kokuyor? Evet. Bu niye olabilir? Bu montaj kiti. Montaj şey böyle. Alyan ve civataları içinde. Artı kullanma kılavuzu. Buna sonra bakarız. Tamam. Ondan sonra strafor köpüklerini kaldıralım. Asistan. Şöyle yan tarafa koy bakalım. Şunu da vereyim. Koltuğun üstüne koymadım istersen. Ben buraya ondan alayım. Sonra zaten bu hazır montajlı şekilde geliyormuş fabrikasından. Yani kolay kurulumu olsun diye. Aynen. Sadece kaldırıp işte vidalarını takacağız biz bunu. Şimdi çıkartmaya çalışalım. Bunu çıkartacağız. Çıkarın bakalım. Çıkarım bakalım. Şöyle yapalım. Bir tane daha. Bunun içinde ne varmış? Bunun içinde şarj kablosu. Şarj kablosu ve bataryası. Evet. Bunu da koyalım oraya. Ondan sonra şöyle yapalım. Bir kavşağı daha var, onu aşağıdan kaldıracağız. Tamam. İlk önce şey yapalım. Şimdi şöyle ben alalım şunu. Şöyle şunu sen buradan tut. Ben şunu alıyorum. Çıkartıyoruz. Hazır hadi mıyız? Hocam. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Kutunun kapağını kapat. Ver kutuyu bana istersen. Aldım. Şöyle koyalım bakalım. Şimdi şunu şöyle alıyoruz. Bunda ne var? Bunda, bunda arkadaşlar şey. Bunda yedek lastik. Şöyle yedek lastiği tamam. Var. Çıkar istersen aç. Lastiği böyle. Aklıma bir şey geldi. Benim de geldi sen yapma. Evet, içinde şambeşle var. Onu da koy yan evet. Tarafa. Bunu da al. Onu da ver bana oğlum. Şu kullanma kılavuzu. Bunu da verelim. Ondan daha sonra ne yapacaklarımızı bakacağız. Bunun içinde başka bir şeyler evet. Var. Şimdi poşetinden ayıralım. Evet. Şimdi tutturmadım. Şu naylon. Bir dakika ne var içinde? Civataları var. Kaybetmeyelim civataları. Yok civata değil. Ne bunlar? Bunlar nem olmasın diye. Paslanmaya karşı. İkinci poşeti açıyoruz. Tamam. Şu gidon. Gidon kısmı. Şöyle tutar mısın bunu? Asistan. Tutarım. Evet. Volkan Bey. Scooter'ımızı açtı. Evet. O lastik şu. Şöyle vereyim lastik sana. Için. Bunu da. Şimdi bu şekilde kaldırıyoruz. Ve burada kitleme yeri var. Şunu şöyle yapalım. Evet, şuradaki mandalı aşağıya basıp şu şekilde indirdikten sonra bunu kaldırdığımız zaman tık sesi geliyor zaten. Ondan sonra kitlemesini de bu şekilde yapıyoruz yukarıya doğru. Buradan kitlenmiş oluyor. Şu kullanım şeyini buradan ayıralım. Bıçak yardımıyla şunu da alalım. Vay vay, zili de var. Evet. Bayağı ses çıkartıyor. Şimdi birinci aşamayı yapmış olduk. İkinci evet. Aşama gidonu bağlamak. Evet. Sen bunu tut gene. Ben şimdi şu şundan da çok pratik olmuş. Ayıralım. Fabrikadan böyle gönder alacak. Kolay kurulumu olsun diye. Bir dakika. Dur oğlum. Keselim şöyle. Evet. Onu da ayırdık. Hemen aldım veriyorum. Ondan sonrası dur. Kolay. Ben bıraktım. Bunu da böyle
Şöyle herhalde şunu içine kaktıracağız. Şöyle. Bunları içine, kabloların içine koyuyoruz. Çünkü ki, burada bir tane civatası var. İki tane. Şurada. Evet. Zaten şurada yani. Buradaki kablo buraya değmemesi lazım. Civata detayını çekelim şuradan. Bakalım. Şimdi buradaki kabloları bunun içine i̇ki doğru tane. İttiriyoruz ki hı-hı. Buradaki iki tane bağlantı civatası sıkışmasın burada diye. Hı-hı. Çünkü ezinme yapabilir. Evet. Şöyle oturtuyoruz. Geliyoruz. Tam deliklere denk gelecek. Evet. Civatalar nerede aslında? Civatalarımız. Ha buradaydı gel. Bunu aç bakalım. Anahtarı da içinde. Şurada yırtayım mı? Aç. Boyunu bir önceki versiyona göre daha uzun tutmuşlar. Bir öncekisinde bir şey varmış. Evet bu Alya anahtar takımı. Büyük ihtimalle 4 olabilir. Evet montajı sen yapmak ister misin? Olur. Tamam o zaman. Şimdi şurada bir detay var. Bakalım. Ayak. Senesi. Şunu açıyoruz. Kendisi sabit durabilmesi için. Bırak. Hı. Evet. Şimdi şunu buyurun. Ben size civatalarını da vereyim. Takabilecek misin? Hı? Yedek de koymuşlar. Yedek. Şimdi bunda iki tane var. Biz iki tane. Üç tane de yedek koymuşlar. Evet. Ne olur ne olmaz. Bir tane böyle vegetalar paslanabiliyor böyle. Civat. Neyler? Civatalar. Evet, birinci yürüyoruz. Önce elinle tuttur oraya. Önce elinle tuttur. Heh. Şöyle bakalım. Evet. Önce elinle tuttur. Böyle böyle yap. Boşluğunu alırsın sonra. Tamam şimdi ikinciyi tak. Kasma yapmasın diye. Civataları önce tuttursanız montaj sırasında öteki taraftan kasma yapmaması açısından. Doğru yapalım mı? Evet. Sonuna ortaya kadar gel. Şimdi yukarıdakini sık biraz daha. Sıkayım azıcık daha. Yukarıdakini sık şimdi. Sıkarken de eşit olarak sıkarsak evet. Kasma yapmaması açısından gene iyi olur. Ön tarafta da var mıymış? Ondan bir tane yedek koymuşlar. Öyle mi? Evet. Sıkalım. Tamam. Bunu da sıkalım biraz. Evet arkadaki ön taraftakini de ben takayım. Şöyle detayı alalım. Bu ön tarafta burada da varmış. Burada da aynı şekilde. Hı. Yani önden arkadan git onu. Sabitliyoruz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Aynı şekilde sıkarken eşit olarak sıkıyoruz ki kasma. Ya arkadaşlar yapmasın. Şurada mavilikler var. Gördünüz mü? Şurada civatalarda mavilikler vardı. O evet, da ne için olabilir o? Nereye kadar sıkacağımızı gösterdiği için. Hayır, böyle. Onun için değil. Civatalar gevşemesin diye. Hmm. Yani sıkı sıkı tutsun. Gevşemesin diye lastik aksam yapılmış. Ya bunları ben öyle sıkıyorum. Çünkü sarsıntılı ortamlardan geçtiği için su kıtır. Titreşimden dolayı gevşeyebilir. Onu düşünmüşler. Plastikler. Yani şöyle bir plastik. Bunun detayını alabilirsiniz şurada. Ben o tarafa geçeyim. Sen böyle gel. Bu bütün de boşluktan alalım. Alın.